Bir mesela bir şey paylaşırken karşıdakinin duyguları artık hiçe sayılıyor. İnsanlar egoist, daha da ötesi narsist ve bunların yanında da işte ilk konuştuğumuz dikkat dağınıklığı. İşte Cuma hutbesi aslında dikkat dağınıklığı. Evet. Dikkat dağınıklığı deyince şey sanıyorlar, yani dikkatin bir şey. Hayır, dikkat dağınıklığı çok çağımızın belki hiç bilinmeyen birçok hastalığın belirtisi. İnsanlar bir şey odaklanamıyor. Bir yayını izleyemiyor, uzun bir videoyu izleyemiyor veya bir şey yapamıyor. Neden? Dikkati sürekli dağılıyor. Çünkü o kadar çok enformasyon var ki çevresinde, o kadar çok bilgi görüyor ki dikkati dağılıyor. Ve yapılan şeylerde bir paylaşımda veya herhangi bir medya şey içerisinde o beyin onu artık böyle sünger gibi süzüyor. Hani şu bebeklerde yapılan işte deneyler var ya, işte şu kadar yabancı dil izletiyorlar, yabancı dil alıyor. Alıyor işte, o beyin bizim beynimiz, hala beyin içeride. Tabii o zaman daha çok böyle yumuşamış. Şimdi şöyle bir şey var. O beyin evet burada da ama yaş aralaması var. Beyin lobumuzun arasında bir küçücük mercimek tanesi kadar bir organımız var bizim. Hipofiz bezi. Pineal bezi diye geçiyor. Bütün algılarımızı o yönetiyor. İşte içtiğimiz, yediğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz her şeyden bu etki alır. Ve elastik bir yapısı vardır. Sodyum florüründen özellikle direkt çeker, mıknatıs gibi çeker ve kireçlenir. Kireçlendiği zaman algıların kapanır. Yani karar verme mekanizman, iraden sıfır. Karar veremez. Bir şey yapacağım. Yanındakine yapayım mı, yapmayayım mı? Yap derse yaparsın, yapma. Yatayım mı, yatmayayım mı? İşte Yattım ama kalkayım mı, kalkmayayım buna bir mı? de havalı isim bulmuşlar hocam. Bunun bir de havalı isim var gençler arasında, onu söyleyeyim. Carpe diem. Şimdi bu carpe diem şey gibi görüyorlar. Anlık yaşama. Bakın, anlık yaşayan hayvan. Hayvanlar anlık yaşar. Bunun bir hakaret söylemiyorum. Hayvan anlık yaşar, öyle mi? Evet. Tuvaleti gelir, affedersin, gider tuvaletini yapar. Efendim istediği işte o hayvanı gereksin neyse onu yapar. İnsana Allah akıl vermiş, düşünme vermiş, vizyon, kendine bir plan çizme vermiş. Carpe diem yaşama. Bir de şu cümle mesela şimdi çok havalı olmaya başladı gençler arasında. Ya işte ben böyleyim, beni böyle kabul et. Ben değişmem. Yani Ne oldun değişmiyorsan ki neye, yani değişmiyorsun, değil mi? hayır, bir kere değişmeyeceksen nasıl doğruya gidebilirsin ki? Daha nasıl doğruyu bulabilirsin? Ama işte Ya bunlara bile bir sorun zaten burada. Şimdi anla ilgili bir şey söyledin de benim yine bir videoda hem anda kalasın inşallah diye bir video çektim. dem bu dem. Dem bu demdir ki. O ayrı, onu onunla karıştırıyorlar. Böyle anda O çok kalmak ayrı bir şey. lazım. O şu. Ya Mevlana da söylediği gibi. Ya, bugünü yaşıyorsun. Tamam. Geleceğini düşüneceksin. Çünkü Allah-u Teala, yani bizim normalde de yaşantımızda ölümü anmak var. Niye? Ölüm zaten gelecek. Ama şu anı da iyi değerlendirmek. Ya müminin bir günü bir güne eşitse ziyandadır. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifi. Yani bir günü bir güne eşitse. Şimdi böyle baktığımız zaman bu dünyanın içine, sanal alemin içine girdiğimiz zaman kayboluyoruz. Kayboluyoruz ve bu özellikle çocuklar, gençler, burada ebeveynler çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben şunu söylüyorum şimdi, hani çok böyle ergenlik çağında falan, ya benim telefonum, benim şey. Sen dışarı çıkarken arkadaşını kontrol ediyorsun. Kimle geziyor, ne yapıyor, bakıyorsun. Burada koca bir dünya var. Elinin altında her şey. Orası Bunu niye kontrol onu ediyorsun? saymıyorlar öyle. Siz o hipofiz dediniz hocam. Yine sözünüzü balla keseyim. Şimdi mesela bulunduğumuz ortama baktığın zaman insan etkileniyor. Bir ferahlıktan etkilenebilir, bir renk bile, biliyorsunuz mesela renkler çok önemli. Avro. Renkler, mavi renk işte gücü temsil eder falan, bunlar şaka değil. Bunlar hani devlet liderlerinin bile kullandığı şeyler, mimikler vesaire. Çünkü insanoğlu etkilenmeye açık. Ben mesela önceden seminerlerime çıkmadan kulağıma takardım mesela, bir fon müziği dinlerdim. Kendimi şey yapardım böyle, sen iyisin, bravo, gayretlisin diye. Olumlama İşte yapıyorsun. etkileme. Ama mesela bazen de gençler örnek veriyorum. Mesela şarkı var, bana her renk mavi var, düş dediğin gibi olmaz. Bunu dinleye dinleye nereye? Koku Yani. mesela bak koku, renk Bunlar hep bunların hep terapileri de yapılabiliyor tabii. zaten. Mesela ben danışanlarıma seans uygularken koku kullanırım, renk kullanırım, sesin frekansını kullanırım, ne üflerim. Benim söylediğim bir örnek vardır. Önce bir güzel bir elek yapmak lazım hayatta. Yani şimdi herkesin kendi görüşü vardır. Bir Müslümansan eleğin bellidir. Aynen öyle. Yani insani olarak da bir insanın bir eleği olması lazım. Doğru bilgi aldığı zaman da onu bir tartıp ölçmesi lazım. Bunu ara polen örneğini veriyorum. Polenden alır gerektiği şey, ihtiyacını. Gördüğü çer çöpü de bırakır gider. Kendine ihtiyacı olan şeyi alır. Ama işte burada mesele şuraya geliyor. Yine algılara geliyor. Nasıl algılara geliyor? Şimdi sen ki beynin artık o kadar çok enformasyonla doluyor ki şuraya gelene kadar bir reklam panoları, dijital medyada o timeline, işte zaman tüneli var ya. Gidin, ben ona hep şey derim. Bu sizin röntgeniniz. O zaman tüneli var ya, işte baktın aslında o senin röntgeni, senin kişiliğini ele veriyor. Ya bu nasıl bir ön yargı? Ön yargı değil ki.
bu ikisinin kişiliğine göre bir mahalleye bile girdiğin zaman mahallenin az çok nasıl bir yer olduğunu anlayabiliyorsun. Ha, birebir olsun demiyorum ama takip ettin. Birisi haberleri falan takip ediyor. Bak bu adam birazcık işte gündemi takip etmeli. Biri mesela magazin, biri belki makyaj malzemesi. Çok rahat analizler çıkartılabiliyor. Ama ya. Burada, çok rahat. Burada ülkenin de dışına çıkmak lazım. Burada bir de böyle bir şey olarak söylemiyorum, bir gerçek olarak söylüyorum. Burada bir de emperyal güçler var, işte o aileler var, Rothschild, Rockefeller. Şimdi oralara girdiğimiz zaman genelde şey oluyor, aa Illuminati falan. Buna şaka olarak söylemiyoruz. Bakın, Hollywood yapımı çıkan filmlere vesaire bakın, her sene bir konu işlerler. Veya bir müzik piyasasına bakın. Müzik piyasasında her sene bir konu vardır. Bir sene ne yapar mesela, işte gençleri paraya özendirir. Bir sene ne yapar mesela, işte farklı eğilimlere özendirir. Şimdi burada söyleyeyim, farklı eğilimlere özendirir. Ben hep söylerim, filmler gerçeğin abartısıdır. Hiçbiri ezbere yazılmış şeyler değildir. Yok konuşabiliriz. Ben şöyle eşcinsellik hat safhada. İşte tamam mesela o hat safhada. Netflix mesela örneğinde. Yani madem şey böyle şimdi Netflix mesela bir dizisi var mesela. Çok da izlenen. Reklamı yapmamak için söylemiyorum onu, yoksa şeyimden değil. Dizi mesela lise döneminde geçen, liselerinizde de bir şey. Orada yani o karakter öyle bir işliyor ki yani bir gencin onu hani kalkıp çok rahat bir şekilde aa bak ne kadar şey falan ona yöneltiyor. Evet. Bu sadece burada değil. Bakın kliplerden işte müzik kliplerinden tutun da ya yani mesela belli tipler vardır. O tipler onu mesela şimdi uyuşturucu maddeye özendiren tipler var. Evet. Rapçiler, Wiz Khalifa, Snoop Dogg bilmem ne. Bunlar onu veriyorlar. Senin de algıların ona göre yönleniyor. Şimdi mesela çok özledim. Şunu söyleyeyim hocam. Şimdi ben size limon desem ağzınız limonla yani bir limon canlanacak. Algı başka seçicilik. Bir tabi seçiyorsun. Algı ben seçicilik. Ne söylesem o aklınıza gelecek. Çünkü beyin database yani beyin banka. Size önünüze onu getiriyor. Bunlar da dinlediğin müzik, izlediğin film senin database'ini canlandırıyor. Senin haberin bile olmuyor. Sürekli olarak önüne getiriyor. Yani belki arkadaşına ders çalışacaksın, belki iyi bir şey yapacaksın, belki bir geziye çıkacaksın ama izlediğin film dizi sana bunu yapıyor. 25. Yani, kare. Yani 25. kare zaten bir gerçek ama normal hayatta da bu gerçek. Subliminal. Şimdi ben geçen yine birinci bölümde sen yokken, çok konuşmuşum ben sen yokken ya. Sen yokken neyden örnek verdim? Şimdi herkesin çok sevdiği bir şeydir. Hatta çok da özendiği bir şeydir. Ben de çok çalmaya çalışmam, beceremem. Çalmazsın zaten, çalamazsın. Üflersin. Üflersin. Evet. Üfleyeceksin. Evet. Üflersen olur. Bunu üfleyebilmek için, bak şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 6-7 ay neyle yatıp kalktım ama hiç üflemedim. Neden biliyor musun? Hep karşımda durdu, elimde durdu, arabamla gezdirdim, araba dinlerken elime aldım. Bununla bütünleştim, bununla hemhal oldum. Başta onu tanıdım. Çünkü aşk neye benzer? Aşk neyzene benzer. E aşk neyzense biz neyiz? E doğru ya. Aşk neyzense biz neyiz? Ney zaten biziz. Evet. Eğer biz ney olursak bunu üfleyebiliriz. Bakın buna bile kalkmışlar. Geçen dinliyorum, böyle inceliyorum. YouTube kanallarına açtım, baktım neyzenleri falan. Ne üflüyorlar? Baktım. En meşhur parçalarına etme falan var. Dedim bir dikkat edeyim. Spiritüele çekildim ama. Spiritüeldeyim. Benim gece 12'den sonra ben değilim zaten. Gidiyorum. Hocam yola gözünüze. Yola kaç kişi çıkacağız? Neyse. Neyi dinledim. Arkadaşlar ben müsaadenizi alayım. Dikkatli bir şekilde dinlemeye başladım. Süzmeye başladım. Şimdi o noktada süzebiliyorsun zaten. Ayrıştırabiliyorsun. Neyin sesini devreden çıkardım. Altta o kadar çok ses var ki. Tibet çanından tut, bilmem nesine kadar hepsini yüklemişler. Ama dinlerken, yani çıplak dinlerken sadece ney üfleniyor gibi geliyor. Halbuki ney üflenmiyor. Ney üfleme sesini orada bastırmışlar. Aşağıdan bir dünya kodlama yapıyorlar. Bakın, Tibet çanıyla kök çakrasına müdahale edebilirsin. Ben senin karşına oturayım, Tibet çanını çalayım, senin kök çakrana müdahale ederim. Kök çakrası da insanın duygu durum değişikliklerini dengeler. Şimdi adam rahatlayacağım diye onu dinliyor. Takılıyor. İkinci gün bir kalkıyor depresyonda. Kök çakranın ayarlarıyla oynadı çünkü. İşte müzik piyasası. Ne demek istediğimi anladın mı? Şimdi yoksa sadece bunu üflemiş olsa bundan çıkan sese can feda. Hı. Bunu bir bilseniz, bunun içinden neyin çıktığını bir bilseniz, neyden onun geldiğini bir bilseniz hissetsen. Yani biliriz, hep sözde biliriz. İşte 9 katman, işte 7 delik nefis mertebeleri vesaire vesaire. Bunu biliriz. Anlatıyoruz hep de ama bunu gerçekten hissettiğinde, bununla hemhal olduğunda bunu üflerken de oturup ağlarsın. Dinlerken de oturup ağlarsın. Ama ben hiç yanımdan ayırmam. Bunu da sana yakın tuttum. Farkında mısın? Bu da aslında bir algı.
Kendime doğru yapmadım, sana doğru ettim. Biraz ney olalım dedim. Ya bu hayatın içerisinde de kendi mesela bir fıtrat, insana bir fıtratı var. Yaşamın içerisinde de şimdi mesela verdiğiniz o ses örneği, ben bunu farklı bir şekilde mesela bir değerlendirmek istiyorum. İnsan da yaşarken mesela şimdi şu wireless'lar, araba sesleri, o sesleri, bu sesi. Geçen bir araştırma yapmışlar, işte kaç çeşit ses aslında gün içerisinde duyuyor. O kalabalığın içerisinde işte kendini bulmak, biraz özüne dönmek, kendine dönmek, bir fıtratını hatırlamak. Şimdi sosyal medyada biz kimliklerimizi bırakıyoruz. Yani benliğimizi bırakıyoruz. Evet. Linç kültürü de buradan oluşuyor zaten. Şöyle, şimdi 100 kişi birine tekme attığı zaman 101.'nin atması çok kimseye şey yapmaz, korkutmaz. Ben de attım, aradan vurdum derler hatta, değil mi? Evet. İşte sosyal medyada da bu şekilde. Yani mesela dışarıda karşında küfür edemeyeceğin birisi sosyal medyada sana saydırabilir. Karşıda belki seninle dalga geçmeyecek birisi sosyal medyada rahat bir şekilde geçebilir. Çünkü kimliğini orada bırakıyor. Yeni bir kimliğe bürünüyor. Sanal bir kimlik. Bu sefer bu insanların beyni değişiyor. Bakın önemli bir şey söyleyeceğim. İnsanoğlunun beyni gitgide sanal aleme doğru kendi evriliyor. Kendi kendine gidiyor zaten. Zaten böyle olduğu için artık normal hayatta da hisleri kalmıyor. Şimdi mesela selamun aleyküm, aleyküm selam. Yani o aleyküm selamı alınca bile insan mutlu oluyor. Bu çok komik bir garip bir şey değil mi? Siz de mesela seyirciler yani bir merhaba gülümseyen bir surat gördüğün zaman ben mesela bazen işte şey yapıyorum çok ülke gezdiğim için mesela sıralama yapıyorlar. Ben sıralamamı şeye göre yapıyorum. En çok gülümseyen ülke. Bir o. Yani en çok kim gülümsemiş zaman. Evet. Çünkü dijital ortamda bütün kodlarımız dijitalleşiyor. Adeta biz de dijital bir robota dönüşüyoruz. İşte kodlama. İşte dijital. Kodlama. Ben o yüzden programlarımı açarken bir duayla başlıyorum. Hazreti Musa'nın duasıyla başlayan programa. Genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çöz ki dilimin bağını ta ki sözlerim anlaşılsın evet. diyorum. Zaten bunun duasıyla başlıyorum. Birçoğuna baktığımız zaman mesela filmlerine bile baktığımız zaman şimdi mesela işte çok ünlü bir dizi var. Ne var mesela işte La Casa de Papel, mesela Breaking Bad diye diziler var. Bunlar hemen hemen bütün gençliğin bildiği diziler. Yani sorsan sokakta iki kişiden biri biliyordur. Ben bilmiyorum o zaman genç değilim ondandır. Siz işte iyi demek ki bu şey yapmışsınız. Yani ben bunu, televizyonda izlemiyorum. Mesela abi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela öyle bir hale geliyor ki bunu hep söylüyorum. Mesela Breaking Bad çok izlenmiş bir dizidir. Ya öyle bir hale geliyor ki izleyen ya daha çok mesela orada adam öğretmen uyuşturucu üretiyor. Yani baktığınız zaman madde üretiyor. Ama o maddeyi üretirken izleyici şuna kapılıyor. Daha çok üretsin, daha çok kazansın, polis basmasın. Şimdi bu masum bir, yani film dizi izliyorsun. Bu insanların algılarını yönlendiriyor. Bakın gençlerde bile var işte o şey çatapatlı diziler şimdi bizim dizilerimiz çatapat dolu. Ondan sonra neye özenmiş? Şu işte şu diziye özenmiş, bu diziye özenmiş. Gitmiş arkadaşını bilmem neyle vurmuş. Yani bu şey şaka değil ki. İnsanlar normalleşiyor hayatlarında. Bakın şu an bile baktığımız zaman haberlerde en çok gördüğümüz bizim işte ölüm vakaları nereden geliyor? İşte Filistin'deki kardeşlerimiz, Suriye'dekiler. Suriye'de 30 kişinin öldüğünü şu an duysak yani Allah bizi affetsin. Şimdi herkese tenzih ederim ama ya bu bizim için hayatımızda normalleşmemesi gerekiyor. Ama bu normalleşiyor. Çünkü göre göre insan alışıyor işte. Bu bir gerçek. Hani dediğim şey abartı bulanlar olabilir. Bu da normalleştirme bu çalışması işte. Bu işte dışarıda görünüm de önemli. Dışarıya nasıl mesaj verdin, intiba verdiğinde bazen çok ön yargılı yaklaşıyorsun falan deniyor. Bazen şu örneği veriyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bir ara mahalleye gittin. Şimdi burada İstanbul'da bir ilçe vermeyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Bir mahalleye gittin mesela böyle biraz daha şey tipler işte saçlar önde kesmiyor. İşte böyle şey kollar kesik tipler var. Tamam. Ondan sonra işte dar paça, parlak floresan lambası gibi tipler. Gittin mesela sokakta onu gördün. Yani bir intiba insanda bu oluşuyor. Yani neye çünkü bakın bizim büyüklerimiz demiş ki şekilden öze yol gider. Yani gittiğin duruşun işte giyimin bile insanı etkiler. Peki dışarıdaki koku diyorsunuz her şey diyorsunuz ki biz bunlar günde araştırmalara göre Türkiye'de 6-7 saat ya biz bununla yatıp kalkıyoruz. Bu ortalama gençler de bunun tamamı. Okula niye gidiyorsun sınavın altına şuna bakayım buna. E şimdi o gencin kafası nasıl oluyor? Ondan sonra laf. Mesela bana programda geliyor ya benim çocuğum çok iyiydi şimdi çok asi oldu. Olur. Ben çok dikkat ettim ama sen dikkat ettin de burada farklı bir dünyanın içine giriyor. Buna dikkat ettin mi? İşte burada ebeveynlerin de bu medya okurazan bilmesi lazım. Bir influencer denen bir kavram var artık hayatımızda. İnsanların hayatını etkileyen işte ünlü, celebrity tarzında kişiler. Yani işleri sadece sosyal medya işleri bu. Ki onların da birçoğu bir yerlerden yönlendirilerek en azından istemsiz dahi olsa. Ya bugün baktığım zaman mesela bir skandal yaşanmış uçakta. Yani bir tane işte kaç 3 milyon takipçisi isme gerek yok. 3 milyon takipçili birisinin. Yani mesela 3 milyon takipçili birisi skandal deyince anlayabilirsiniz az çok. Onun görselini senin çocuğun görüyor. 12 yaşında, 11 yaşında. Bir diğer taraftan çocuk demişken bakın özellikle ebeveynler için söylüyorum. YouTube'da yanda otomatik oynatma var. Sen çocuğuna kayu çizgi filmi açıyorsun. Sen çocuğuna işte Şirinler çizgi filmi açıyorsun. Çocuk onu izliyor diyorsun. Gidiyorsun bezelyeni ayıklıyorsun. Televizyonu açıyorsun. Yandan hop işte Ayşe ile Veli'nin bilmem nesi çıkıyor.
hop otomatik ona düşüyor. Bunun için çocuk bunların uygulamaları var. Yani zorunlu artık yazılar da. O sussun da. Ha işte işte ona girdiğin zaman o zaman sen çocuk yine gelirsin. Çocuk sussun sen da. Sen gelirsin yine yanına. Dersin ki ya benim çocuğum çok iyiydi ama ergenlikten sonra değişti. Daha yeni kendine gelmiş. Bak çocuk bunların etkisini almış. Yani o yüzden bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.